partnerliğimi falan da düşürebilir mi banlamak YouTube'un Türkiye'deki şeylerini tanımıyor mu bilmiyorum yani. Tanıyordur büyük bir istesen? ihtimalle de. Hani bir gün bakmışsın Batu Yuvan diye bir kanal yoksa zaten de ki tutkunun resmidir o Kanal direkt. yok, Instagram'da yok, Twitter'da yok, her şey yok oluyor bir anda Instagram'a bir bakıyorsunuz. şey yapamaz. Evet Türkiye'de abi. şey yok. Official şey yok Instagram'ın. Yani Abi Facebook'un. adamın Red Bull diye sponsoru var, ne yapamıyor? Yani hani oğlum official şey yok ki ama ne derler? Yani ofisi yok burada. Ofisi olmadan Yok ha. bence bir şey Yani yapamaz ona. kırmazlar abi Cant Emin abi. misin? Kimse kırmaz. Cant Bilmem. abi der ki bir tane sinek var şunu bir ezin der orada mesela Instagram'a. Instagram'da der ki kim? Şlap Gerçi diye o bir da reklamı doğru bırakır. şimdi. Kaç kaydı? 300K mı? 500K mı? Kaç kadar takipçisi var Instagram'da? O 400 abi ben 6. Ha Bence çok işte. fark yok. Çok fark yok. İşte arada bir 300K'ya yakın şey 4 dur matematik bitti dur. Çok fazla bir fark yokmuş ya. Abi hiçbir çıkarma yapmana gerek yok. Direkt Can abinin takip sayısını söyledi. Benimki yanında bir şey kalmıyor zaten. Yani büyük bir ihtimalle sıçarlar bacağına böyle bir. Eve icra gelirse hiç şaşırma öyle bir durumda. Eve Çantı eve geliyorlar icra direkt. yolluyor. Arabayı alıyormuş altından falan senin. İnşallah arabayla kalır. Kral ya. Ulan daha neyini alacak? Çocuğun üstüne bir arabası var zaten. O da senin üstüne mi, Babanın babanın olunca o da, üstüne mi? o da üstüme değil. Üstüme Yani. değil canım. Tamam iyi oğlum daha iyi Batu, üstün Batu o zaman olmaması. donsuz kaldın kardeşim. Hayır oğlum üstün olmaması daha iyi değil mi mantıken? Senin, Tabii sen, o da sana aynı. yollayacak babandan alamaz. Senin üstüne ise Tamam. siki tutmuştun. Doğru. İyi arabada kaldı lan. İyi şanslısın gene. Oh ya, can tabi. Mighty sen ne yapıyorsun ya? Prime abi onu banlayın ya. Zaten abone de değilmiş. Ha. Banlayalım Bu direkt. map'i kim kazanır? Bu map'i kim seçmiş? Hemen bakayım sizin için. Biz ne izliyoruz şu an ya? Ne milletin şeyini bekliyorum oğlum şu maçın. Ya geç geç sıktı. Sıkmadı sıkmadı bu maç çok eğlenceli olacak. Ha dur. HLTV'den şeye bakacaktım maçı kim seçmiş? Sohbet Sen ediyorduk gidip işte. Astralis'e Tabii ki oğlum Astralis kazanacak. oynamıştın değil mi? Liquid için Batu ne geçsin Ankara'da mı desem bir oturuyor anda. acaba Erdal Başkan? Ne Ankara'sı oğlum? Trabzonlu adam. Trabzon'dan aldım. Baku, yer farklı. Ben Liquid seçmiş bu farklı. harita. Yalnız Liquid'in mirajı iyi. Son map ne kalmış? Dust 2. Oo, son map'e kalırsa %99,9 Astralis. Ya bu adamlar şey hani yani ufak bir Türk çünkü. Bak bak Takoya bak Takoya. Bıçağına şey kasıyor, istatistik kasıyor şerefsiz. Ondan sonra millet diyor ki oha bu kadar adamı nasıl bıçaklamış? Bak 360 oldu. Can. İsotçu bana He. bıçak verdi. Vereyim mi sana? Vermeyeceğim ona geri. Vermeyeceğim İsotçu kim bıçağını lan? dedi. Papaz. Ver ver. Vermeyeceğim onun bıçağını çünkü. Benim oldu artık. Ne Verme acayip zaten verme. izleyicileriniz var ya. Bana kimseye bir şey hediye etmiyor. Da Sen AKR'mden bile gelmedi. senin götün kaşındıydı da sen kaybettiydin. Hatırlatırım yani. Kazandıydık yoksa. Ama bir abi orada sizde suç var. Can abi dedi ki siz bu eli alın dedi. Ben ne isterseniz vereceğim dedi. Orada Hayır beni lan. satmasanız da Bıçak kimse vereceğim. ucuyla biz Dragonlar alırdık. Bıçak Hayır. vereceğim dedi Çok oğlum. iyi. Bak izle onu, izle onu. Allah Can abi Allah. dedi ki ne istiyorsanız vereceğim ben takım olarak size. Siz bıçak isteyince ben Dragonlar isteyince göt gibi kaldım. Evet doğru söylüyorum. Biz ben onu bıçak istedik şey bıçak vereceğim dedi Yok diye yok dedi ki hatırlıyorum. istediğinizi vereceğim. Sonra Batu şey Dragonlar istiyor ama biz bıçak istiyoruz dedi Berk. O dedi ki Berk Batu'yu satmış götünüze oğlum. Biz götürün. satmamışız ki. Ya Yok ulan hayır bilsem ben. Bak ben satmamışsınız. öyle olduğunu bilseydim. Benim rüyalarıma Bıçaktan girdi abi sen ne daha fazla diyorsun? şey isterdim ya. Oha. Alp abi olacaktı orada var ya. Alp de bir şey isterdi evet. Hadi be ne Alp abi yok maçmış. ederdi ya. Gerçi geçen gün Alp'e yaptığı şey teklifi gayet iyiydi bence. Bin Hani dolara hepimiz 100 dolar atladık mı? ya 1000 dolara 100 dolar. Çok mantıklı bir teklifti. Alp kabul etmedi ama. Yok abi. Çanta bile daha girilmez. Çok zor yani. Herhalde lan. İddia ne zaman bitiyor ya? Bilmiyorum. Herhalde girilmez oğlum. En son girdiğimiz iddiayı hatırlatırım sana neler yaptık Alp'e. Yani. Tabii canım. Heh. Ha. Diren en son middeki adamı vurmak yerine Alp'in üstüne P90'la basıyordu.
Al işte chatten biri ben ev isterdim diyor. İsterdin. Sadece isterdin Arda ama yani. O kadar dedi ya, adamın da kendi evi yok. Heh, yani adamın kendi evi yok oğlum. Adam 6 tane erkekle aynı evin içinde kokuyor. Kokuyor diyorum, yaşıyor. Kokuyor mu? Kokusu geldi aklıma direkt abi. Selamlar. Batu, ben bir yerden düzeltiyorum, bir yerden bozuyorum kendimi. Sence kim kazanır? Yani. Astralis alır ya. Kokuyor bence diyor bak. Ne içiyorum, bu su değil mi ya? Ben bunu su diye içiyorum. Isınma 8 saniye, 6 saniye. Aa, maç başlayacak. Güzel. 3, 2... Hayır, ben öyle derken Cantu abi taşaklı bir abiniz manasında dedim. Chat ne yapıyorsunuz ama? Chat siz yanlış anlıyorsunuz. Chat'in içi fesat. Aleyküm selam. Dur lan, neydi? Shotcaster. Heh, tamam. Spiker kamera modu açık. Bakalım. O 562.000 kişi izliyor. Gençler yarın final 1 milyonu görür tekrar. Oha! Bak 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 nasıl biliyorlar bak. 4B'ye gittiler oğlum Astralis. Sen de mi hilesin Magix, ne yaptın? Oğlum bunu bana yapsalar kesin hile derim ben lan. İlk elden 4 kişi B'ye gittiler. Bu herifler de B'ye rush attı. Var ya bu takımın... Oğuz Efe'nin mermisi nasıl bitmiyor ya? Bu takımın koçu... Bu takımın koçu cidden fazla iyi ya. Aa, Ace attı lan. Ben en çok önümüzdeki hafta Berk'in nasıl maç sunacağını merak ediyorum. Emre abi hoş geldin. Ben spikerlik yapamam gençler. Yani spikerlik yeteneğim yok. O konuda hani şeyim. Kendimi biliyorum ama. Dün gördük. Aylen yapabilir ya. Ama benim Türkiye'de bir tane spikerlik yapabileceğine inandığım bir çocuk var. Yani ben hayatımda bu kadar güzel CS sunan bir Türk görmedim daha. Abi spikerlik bence nasıl yapılır biliyor musun? O spikere 5 saniye önceden izletecekler maçı ya da 2 saniye. Olsa o sistem. Ama zaten büyük. Şöyle düşün. Yayına veriyorlar ya 2 saniye önce. Ya biz Türkiye'deki mesela turnuvaları yaparken hani şey bu kadar profesyonel olmuyor ama hani ne derler? Yani normaldeki turnuvalarda şey bir dünya zaten broadcaster var. Orada önce onu gösteriyor, onu gösteriyor. Onu anlatıyor. Yani bize yayın gelirken büyük bir ihtimallerde böyle 3-5 saniye bir delay vardır. Yani olmalı çünkü o turnuva izlenir ya. Ne izlenir? Haftaya turnuvaya gidilir oraya. Ya oğlum çok kararsızım biliyor musun? Oy, Twist fena koydu yalnız. Twist'in deagle'ı da güzelmiş ben he. Ben de o bileti hala almadım ya. Ben de almadım. 750 lira deagle koyduğu kafasına. Cantu'nun çok istediği şu deagle. Bir de şey diyorlar ya. Bence Cantu abi o kadar istemiyordur onu. Yok lan şey. Yani istiyordan kastım hani çıktığı için o gün böyle bir çıkarttık sevindi böyle mutlu oldu ya. Ondan sonra beni mi sikiyorsunuz lan dedi. Evimde dedi ya evet. Bu maçı nasıl izlersin? Bak izliyoruz. Ama spikerin sesi niye kapalı ben onu çözemedim. Allah Allah. Voice enable 1. CL değildi lan. SV Voice Enable Go TV Hatır Control Edit diyor. Açık aslında da niye gelmiyor spikerin sesi bilmiyorum gençler. Yani kendim buraya nasıl girebilirim? Oyun içerisinden. Ben oyundan izliyorum şu anda. Spikeri açarsam da sıkıntı olacak oğlum. Hadi Stret spikeri sen anlat. Ben anlatamam maçı cidden. Yani şey. Hadi hadi anlat abi. Oğlum ya vallahi abi, diyorum ben. Niye izliyoruz abi biz maçı? Ben daha önce yorumlayacağım işte. Yorumlamak için açtım zaten. Allah Allah.
Yani maç anlatabilecek kabiliyetim olmadığını biliyorum diyorum ya sana. Ben anlatamam böyle. Bu kadar hızlı konuşamam. O kadar Konuşurdun hızlı konuşsam bak, zamanında chat senden onu istiyor bak, rap değil mi müzik chat? yapan chat'i gaza getirme de şimdi. Rap müzik yapan arkadaşlarımla gider rap yapardım. Eşim Şöyle. aradan 700 olaydı bak. Ulan el alışkanlığı M'ye falan basıyorum. Mehmet alışlarına bakalım. O smoke kim attı? Oo, Astralis Counter smoke attı bak top mid için. Ama bu el avantajlı olan taraf Liquid, çünkü silah avantajı onlarda. Ama işte ekstra flash piklerle muazzam bir takım olduğunu tekrar gösteriyor bize Astralis. Ha, okey. Nova Astralis finali bastım. Şampiyon da Astral'e bastım. İnşallah Astralis alır. Alper alacak zaten. Emin ol. Device ya. Device. Yani bu device var ya. Aga be, Go, aynı ben. Go zamanlarında bu kadar iyi değildi bu çocuk. Ya şey, Go zamanları diyorum. Source zamanlarında bu kadar iyi değildi. Go'ya geçince çocuk cidden efsane oldu ya. Muazzam bir oyuncu oldu. Kerrigan falan buna Orada çok nasıl şey yanmadı öğretti. ya? Atamadı. Molotof'un şeyde kaldı. O duvarın hemen önünde kaldı Molotof. Batu bile atıyor lan öyle. Ama Ben şimdi çok iyi bak. atarım. Oğlum sen o Molotof'u atarken tek bir şey düşünüyorsun. Bu adam 10 tane olasılığı düşünerek oynuyor. Öyle bir gerçek var. Çok fazla olasılık Boşver düşünüyorlar. abi. Bu CS'de rakibini ama çok gözünde büyütmeyeceksin. O 10 düşünüyorsa sen onu 3 düşünüyor gibi düşüneceksin. Yok. Oğlum bizim oynadığımız maçlarda tamam eyvallah da bu adamlarınkine düşünemezsin onu. Hele işin ucunda 500 bin dolar varsa, yani hani 500 bin dolar. Bunlar bir de globale falan çıkamıyor bazen. O da Evet. çok ilginç Bunların mesela. birçoğunun rankı şu anda şey biliyor musun? Lem Ama işte bunlar veya L. karşılarındakini kendileri gibi zannediyor. O yüzden çıkamıyorlar. Evet. Ben Bak biliyorum ya. mesela Bir bak. en önde Ben kaldım şeyi falan. duymuştum Ya. ya. Kendisinin Lem olduğunu duyduğumda şok olmuştum. Dur lan ne oldu? Bak Device'ın nerede? Hem Device'ın ortada yaptığı taktiği gördünüz mesela. Şuraya bir molotof attı. Ortaya smoke geleceğini bildiği için çok rahat bir şekilde şey yaptı. Kesti ortayı. Zipnix neler? Nereleri tanırdın Zipnix? Çok iyi koruyorlar ama birbirlerini. Baksana. Efsane koruyorlar yani. Yok böyle bir şey. Ben Scrim'le oynadım bir gün. Oğlum yok böyle bir şey ama ya. Yani 16-13 mü? 16-12 mi ne kaybettik biz adama Inferno'da? 3 sefer falan adamdan ortada böyle şey CT'yken çıkıp tek mermi yediğimi biliyorum. Keleşten. Tek mermi atıyor geri kaçıyor. Bir şey soracağım. Scream'le de Dust2 mi oynadın? Hayır yok. Inferno oynadık. Eski Penta takımı var. Bu şeyde hatta ESL'in hangi turnuvasıydı hatırlamıyorum ama uu, çok iyi One Way Smoke. ESL'in hangi turnuvasıydı hatırlamıyorum. Bir turnuvada 16-14 geriden gelip Ibuy Power yenmişlerdi. O kadroyla ben o kadrodan 3 kişi ya da 4 kişi vardı. Tam şimdi yalan olmasın. Hatırlamıyorum. Maça denk geldik. 2 ve 3 ya da 4 de adamlar işte 2 ve 3 ya da 4 oynadık adamlara karşı 16-14 yenildik. Adamlar maç sonunda şey dedi hani çok güzel maçtı, eğlenceli maçtı falan yazdı ama bizim 5 kişi girmiştik biz. Bizim Türkler gördü zaten böyle yaptı. Abi bunlar Kristal, şu bu Penta'nın oyuncuları. Abi yenildik abi biz. Bitti maç falan moduna girmişler dedi. Scream Fanatik'te hiçbir şey yapamayacak Özgür. Emin olun. Nerede o eski Scream be? Ya Scrim hala iyi ama yani Scrim'in takım oyunu kötü. Scrim takım oyuna geldiğinde sıçıyor biraz. Ben Space zamanlarında bak şimdi şeydeydi bizimkiler Kopenhagen turnuvasına gitmişlerdi.
TSM şeyindeler o zaman daha. TSM'in altında oynuyor şu anda Astralis ekibi. Kerrigan Merrigan var. Hiç unutmam. Hayattaki böyle en hoşuma giden noktalardan bir tanesiydi. Device şey yazdı Tuguk'sa. Sen dedi benim dedi Source'daki dedi hayranımdın dedi. Senden dedi çok şey öğrendim dedi. İdolümdün dedi adam. Ben Tugay'ın yerine şey oldum lan. Mutlu oldum. Düşünsene şu anda Go'daki çok iyi bir oyuncu. Sana böyle bir şey söylüyor. İdolümdün sen benim diye. Sana. Ya bana değil tabii ki. Tugay'a söylüyor da. Sonuçta Tugay'ı da bulup Almanya'dan çıkartıp Türkiye'ye getiren adam benim yani. Tugay'ın nasıl bir oyuncu olduğunu biliyordum ben. Biz de biliyoruz. Dayı. O dayı dedi. Sayesinde herkes herkese iyi eder oldu be. Oğlum dayı dediği çocuğu da gördüm biliyor musun? Yaşı ufak onun da. Yani ufak dediğim 22-23 yaşında falan. Tuguksun'la bak biliyoruz yani abi hile diye bahsetmeyiz. Hile, hile. Orospu çocuğu. Uf, çok iyi vurdu Device. Bak şu anda midden yardımcı olamayacak ama şey. Oo, kafasını soktu lan Zipnix. Basket attı. Ne bakacaktım ben? Bir şey bakacaktım. Oyunun ilk zamanları şeylerle falan oynuyorduk biz. Bu Lord, Taz, işte Paşa, onlar falan denk geliyordu. Getrite'le Metrite'le oynamışlığım var benim ya. Matchmaking'e bir girdik. Ulan karşımıza şey çıktı. Getrite, Forest. Kimdi? Fifler'in olması lazım. Ya Fifler'in ya Freiburg. İkisinden biriydi. Çünkü oyuncusu yoktu oyunun daha o zamanlar. Beta'da maç aratıyorsun böyle karşına profesyoneller falan geliyor. Çok eğlenceliydi. Aldılar bu eli. Device'in yeri çok iyi. Zipnix de bilmiyor Zipnix'in yerini. GG. Çok çok basit bir round yani. Ama bu Device'la şeyi ne yapacaklar? Device'ı ne yapacaklar bilmiyorum yani. Device'a bir çözüm bulmaları lazım o AWP için. Hatta bak adam o kadar güveniyor ki kendisine. Takım arkadaşları için keleş aldı. AWP'yi bırakıp. Yavşağa bak yazdığını daha yeni görüyorum lan chatte. Can sen çok bozdun kendini ya. Neden sprey hastalığı var? Vantep. O Vantep dediğin şey her zaman atılabilecek bir şey değil. Yani sprey çünkü daha şey nedir adı? Kontrol etmesi daha kolay. Ama Vantep o kadar kolay değil. Bir saniye çok hızlı bir altta attım. Bakayım şöyle yaparsam ne olur. Kime ne, kime ne, kime ne? Kafamda şakir inmiş çimene. Magix. Şu anda Duplin'in yerini bilmiyorlar. Bak, Duplin'in yerini bilmiyorlar. Duplin'in yeri orada çok kritik bir noktada şu anda. Ama artık biliyorlar. Aa bilmiyorlar. Elige görmemiş onu. Görse infosunu verirdi çünkü. Bitirdi. Armor da var ama. Bu çocuk Avrupa'da oynamasını isteyeceğim çocuklardan bir tanesi bu Elici ya. Gerçekten çok yetenekli. Muazzam yetenekli bir çocuk.
Mantık yerine. Yo yani şey. Yani bir de şöyle düşünün. M4 ile one tap atmak mantıklı değil. Keleşle one tap atmak mantıklı. Çünkü M4 ile iki mermi atman gerekiyor adama. Hani M4 ile one tap atmaya çalışsa adam ölecek. O yüzden çok mantıklı değil dediğim gibi. Kimin bıçağı yok lan? Bunların o bıçağı olmaz olur mu? Bak şimdi nereye atıyor? Aa gösteremedim. Ha gerçi pardon, Chester'da kamera. Yalnız bu Counter Smoke çok hoşuma gitti. Abi sen bu Last Pro'ya gidecek miydin? Bilmiyorum, belli değil. Bu arada Dualive 2 lira atmış, demiş ki boş yapma Can, iyi yayınlar abi demiş. Teşekkür ederim. Can boş yapma. Double tap. Ya, double tap değil işte. Ona şey diyoruz böyle. Eskiden 1.6'da bu kadar sprey yoktu. Çünkü 1.6'nın keleşinin spreyi muazzam derecede zor. İmkansız. Yani hani onu 1.6'da keleşli sprey evet. Ne zaman? Şu anda indiremem. Yani hala şu anda onu söyleyemem de. Yani istediğin şey çünkü pek normal bir şey değil şu anda. O yüzden söyleyemem. Ne diyordum? Ne anlatıyordum lan? Unutturdu ya. Ne anlatıyordum lan ben Can? Ne anlatıyordum Miray? Ne anlatıyordum ben? Vallahi ben de bilmiyorum abi. Bravo ya. Tebrik ediyorum valla. Artık Unutturdum. kimse nasıl umursamadıysa. O da diyor ki anlat. 1.6 unuttum. Ha 1.6 keleşinden bahsediyorduk. Evet. 1.6 keleşinde sadece tek bir sprey atabilen adam vardı. Böyle muazzam derecede güzel atan. Getrite. O da hani cidden ama Sadece yani. bala göte atıyordu yani. Hayır oğlum, bala göte değil, adam çok çalışıyordu ya. Cidden çok çalışıyordu ve yaşı çok gençti. Çok hırslıydı o zamanlar. Yalnız el şu anda Zipnix'e bakıyor. Gerçi Force'lar ama o smoke bitmeden... Yok tamam, duydular Zipnix'i. Dupri... Oooo! Trade'in hemen aldılar. Zipnix biri vurdu. İkiyi vuramadı çünkü device çaldı. Şerefsiz device. Lan yandı sandım onu ha. Tako çöp. Om spam şey böyle şey sürekli alt alta yazdığın için atılıyor. Liquid'in hiç şansı yok. Yani eyvallah tamam. Mirajları iyi ama hani karşılarındaki takım şu anda turnuvanın hem favorisi hem de şu anda piyasadaki en iyi takım ya. Cidden en iyi takım. Navi maçına bakmadım benim Brezilya ama öyle biteceğini söylemiştim. Bak Dupri aldı kilini. Arkasından trade'ini alamadı ama bak evdeki vuramadı. Hızlı oynaması gerekiyordu. Bak şimdi şöyle göstereyim. Bak. Dupri aldı trade'ini, atladı kaçtı. O sırada direkt zaten konektörden bakan adam eve molo şey attı. Moli attı ki ölmesin takım arkadaşı diye. Ya bu tür şeyler böyle çok ufak ama hani işte bak takım arkadaşının hayatını kurtardı mesela orada. Ama Dupri gitti, ondan sonra sattı tabii ki. Şu anda avantaj terör tarafında. Ne kadar... Bak şimdi şöyle söyleyeyim size. Ne kadar 4'e 4 de olsanız avantaj her zaman şeyde terör tarafında. Yani terör tarafı 4'e 4 olursa veya işte 3'e 3 olursa, 2'ye 2 olursa, 1'e 1 olursa her zaman avantaj terör tarafında oluyor. Çünkü adam sayısı eksik olduğu için CT'nin bakması gereken 2 pozisyon var ve senin oynayabileceğin 2 pozisyon var ve adamların bir tanesini seçmesi lazım.
Şu anda avantaj mesela şeyde dediğim gibi. Yalnız device onları duymuş olabilir. Glaive'den güzel bir spray. Tako öldü mü? Ölmedi. Tamam, bu eli büyük bir ihtimalle aldılar. Biz şey Elige ölmezse aldılar. Elige ölürse biter çünkü bu eli. Tamam, verecekler. Oo, Tako bırakmış şeyi. Glaive vur. Tamam. İkinci flash'ı da var. Zip mix'i göstersen. Tamam. Ye. Pros never fake. Adam sıfır fake attı ya. Görkem tahminen bir hafta ya o. Ya oğlum Bora, o ilk pikeme bakmayın, gözünü seveyim ben, öyle şey mi olur ya? Ulan 3-0 giden kompleksi mi olur? Kompleksi dediğin takım kötü bir takım. 3-0 yapmaması lazımdı. Yani kompleksinin 3-0 yapmaması lazımdı. FaZe'in o maçlarını kaybetmemesi lazımdı. Ondan sonra ne derler? Başka kim? Moğuz'un daha yüksek bir şey yapabilmesi lazımdı. Ben Moğuz'dan mesela çok umutluydum. Lan bakalım kutu düşürmüş müyüz? Gene düşürememişiz. Arkadaş atmayın istek ya. Şu markete bakayım. Satılmış mı bıçağım? Gene satılmamış. Allah kahretmesin. Alın şu bıçağı da gitsin ya. Magics. Evden hızlı bir oyun sergileyecekler. Bakalım. Merdivenle hop. Twist kafasına vurdu. Kim vurdu onu lan? Glaive vurmuş. Nereden vurdu Glaive onu? Glaive'in numarası kaç? Gözüm görmüyor gençler. 4 numara. Baktığında tamam, Stairs'tan vurmuş, evet. Lükre arkaladı. Bitti bitti bu maç. Benden size söyleyeyim Erdal abi, turnuva biter bitmez geliyorum rozetler acaba. Bu ara tahminen yani 3-5 güne geliyor veya bir hafta sonra, ama geliyor, emin olabilirsin. Başlıyor Astralis Quick maçı izliyoruz, yap da 15 dakikada 5 gelmezse bir şey bilmiyorum. Ya yapayım, dur lan harbi. Doğru söylüyorsun sonuçta. Maçı izliyoruz yani. Çimene. Kafam taşa gibiymiş çimene. Bu arada Karakefen 2 lira atmış ve abim iyi yayınlar. Astralis sokup çıkartacak. Benim en favori takım Astralis gerçekten takımlar. Evet, Astralis şu anda yani dediğim gibi en şey turnuvaya en hazır takım yani. Ben FaZe'den çok umutluydum ama FaZe bile bu kadar değildi. Erdal abi, Anlos abi ban yeme, canlı yasak olabilir. Değil değil Rambo. Bu turnuvalar yasak değil. Emin olabilirsin. Zipnix gene smoke'tan vurdu birilerini. Verdiler bu round'u. Çok zorlamayacaklardır. Bakayım. Para durumları nasıl? Para durumları kötü. Kesinlikle zorlamamaları lazım. Çünkü şey hani Liquid ne kadar el alamasa da her el 2 vuruyor, 3 vuruyor. Yani elinden geldiğince karşı takımın ekonomisine zarar veriyor. Onların da parası yok ve korumaları şu anda en mantıklı karar. Abi quarter final. Evet, quarter final şu anda.
Masaüstü çözünürlüğü 1920x1080 standart. Hellraisers ben beklediğimden ya yani benim beklediğimden çok daha iyi işler yaptı ve ben Hellraisers'tan bir sonraki majörde çok umutluyum. Çok güzel şeyler yapabilirler. Canlı şu anda. Teşekkür ederim Özgür. Ne demek? CL Interfim 2 kullanıyorum ben. Blast Pro'da kim şampiyon olur? Yani bence şampiyon belli. İkinci seçsinler de. Gönüllerin şampiyonu orada belli. Şimdi. Tabi Space birinci. Heh, yani. Gönüllerin şampiyonu birinci. Şey, gönüllerin şampiyonu belli. Ama gerçekçi konuşmak gerekirse Astralis böyle oynarsa oraya da götürür. Yok yani oğlum adamlar yok ediyorlar. Baksana Rambus. Hep bunları bizden öğrendiler. Team Cazulet'ten öğrendiler bunları. Bilginiz olsun yani gençler. Böyle şeyler yoktu yoksa. Biz öğrettik. Yo hayır hala iyi. Bak şu anda kaç kişi izliyor? 650 bin kişi izliyor Görkem. Ve bu turnuva emin ol bir sonraki şeyde yani finalde şeyi görecek. Ne derler? 1 milyonu görecek. Bakalım bakalım. Son el ne çekebilirlerse çekiyorlar. Paraları yok çünkü. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Elij 12-12 oynuyor. Elij çok yetenekli çocuk ya. Hayır heyecanlı geçen mi? Deli misin lan? Görürsün oğlum bak bunun finali. Bunun finali heyecanlı olacak. Yok yok. Görkem yanlış düşünüyorsun o konuda emin ol. Yok hala çok eğlenceli bence. Magic 2 vurdu bu evden. Yalnız bu round'u vermemesi lazım Liquid'in. Çünkü karşı rakip Force ve hani iki tane silahları var. Ve Magic Street'ten çok ekstra iş yaptı şu anda. 2 vurdu. Hatta 2.5 vurdu yani. Elijin de ağzına tükürdü. Bakalım. Yalnız B'yi bırakıp toplandılar buraya. Buraya gireceklerini düşünüyorlar ama bence mantıklı olan kararı verdi Liquid kaçarak. En azından oyunu soğutarak mantıklı kararı verdiler. Çünkü şu anda silahları olmayacağını düşünüyordu onlar. Ama silahları var ve şu anda bir dumur oldular böyle bir ilk etapta. Yani silahları olmayacağından kastım. Hani küçük silahları olacağını düşünüyorlardı. Çünkü paralarının olmayacağını biliyorlar. 2 round üst üste aldılar. Ve ondan önce de çok fazla paraları yoktu zaten. Neredeyse her el 2-3 vuruyorlardı ve düşürüyorlardı. Şu anda Dublin'in orada yapacağı iş çok önemli Astralis için. Tamam, bir palas olduğunu öğrendiler. Duplü bit 1 vurdu. Duplü 2 vuramadı. 2v2. Şu anda avantaj terördü ama yani Elij'in HP'si olmaması birazcık sıkıntı. HG'leri yok. HG'leri olsa büyük bir ihtimalle bu eli almışlardı. Zipnix arkalamış. Öğrendiler Zipnix'i. Device alabilecek miydi? Device alabilecek miydi? Device alır bence ya. Ben device'e inanıyorum. Lan. Device be. Adamım benim be. Dedim ben bu eli alır diye. Neden yayının altındaki Rank Legendary Eagle Master? Ne bileyim oğlum. Facecam'i webten çeksene. Facecam'i direkt kaldırayım mı ben ya? Bak hiç uğraştırmayayım beni. Direkt kaldırdım Facecam'i. Böyle. Şaka şaka. Kaldırmayacağım. Şuraya atacağım. Şuraya atayım. Kasa düşmüş. Oo, açılış yaparız o zaman gençler. Dur. Tüh Allah kahretsin. Steam'den yazanlar olmuş. Onları tıkladım yanlışlıkla.
Sol ekrana kaydı. Evet silajım birazcık o kadar oldu. Kara kefen 2 lira dağıtmış. Sen abi. Sen de bu fake yedin ha. Neyi lan? Kasa düşmüş fake. Düşmüşse açarım oğlum ne olacak? Düşmemişse ne yapayım Allah Allah. Abi tam benim donate okurken reklam girdi. Sanırım bu arada Twitch'in ta demiş. Kara kefencim teşekkür ederim. Bana hiç düşmüyor ya. Şansına bir bakacağım lan düşmüş mü harbi diye. Yo düşmemiş yalancılar. Kimdi lan o yalanı söyleyen? İlkel. Oo ilkel evden biri açılmış. Kim? Nitro açılmış evden. Ama bu kadar çabuk retake'e bırakmamaları gerekiyordu bence bu şeyi. Mesela device'in yeri şu anda o kadar önemli ki device'in oradan alacağı bir ekstra şu bu round'u verebilir. Ve hatta bu round'u vermeleri demek zaten neredeyse maçı verdiklerinin anlamına geliyor. Magix gelen şeyi kesti, backup'ı kesti arada. Zipnik'si çözeni vurdu. Bu ele almaları çok zor şu anda. İmkansız yani, imkansız. What? Device sattın eli. Buna koyayım device seni. Beni yalancı çıkarttın ya. Amına koyayım device. Ama device'ın tabii ki azıcık parası oldu bu sayede. Bu arada onu device mi kesti? Görmedim ben. Sağ üstte mi alayım? Ha böyle de oyuncuların canlarını görmüyorsunuz değil mi ya? Pardon pardon gençler. Tamam şuraya alayım. Kime ne? Kime ne? Kime ne? Kafam taşa gibiymiş. Kime ne? Güzel güzel. Gelişeceksin sen gelişeceksin. Bence beklemiyorlardı böyle bir salaklık yapacaklarını. Herkesin pinki 5 iken Tago'nunki niye 2? Tago'da hile var. Çünkü 3 vurmuş gerizekalı. Şey ya o bir şey değil aslında. O kadar çok takılabilecek bir durum değil. Yani normalde şu anda aslında hepsi 0 pinkle oynuyor. Çünkü şeydeler. Lan game'deler. Canlı canlı. Tabi lan. Elimden bir yol olmaz. Yani Mail'in Brezidi şu anda bitik durumda. ...300-500 liraya ne var? Şeylere bakabilirsiniz. Steel serisin... Neydi lan o? Neydi o Steel serisin kulaklarının şeyi? Adını unuttum. Steel serisinkine bakabilirsin. Siberia falan mı? Yok yok Siberia değil. Başka vardı onların yeni çıkarttıkları. Artix miydi? Artix. O artistlere bak artistlere. Çok artist onlar. Sen git artistlere bak. Görkem nasıl bir kötüsün sen ya. Normal Onur bitebilir yani o hani iki takım da çok güçlü takımlar. Ne olacakları belli olmaz. Saklamanız lazım. Hadi bakayım saklayın. Kime ne, kime ne, kime ne? Kafam taşa gibiymiş, kime ne? Şampiyon Navis sence? Bence değil. Bence Astralis. Çünkü neden diyeceksin? Yasin'cim teşekkür ederim, hoş geldin. Çünkü Astralis Navi'ye çok ters gelen bir takım. Oyun stili olarak. Astralis Enes. Kesinlikle Astralis alır. Haritanın sağ altına al. Kimin öldüğünü göremiyoruz diyorsunuz. Abi çok az alta kaydırabilirsin.
Ya orada zaten bir şey çıkmıyor ki, kutular çıkıyor. Ya küçültüyorum ben. Kimin öldürdüğünü merak ediyorlarmış da. Tamam. Kendimi küçülttüm. Küçücük yaptım. Yeter orada. Orası iyi. Mermilerini de görmeyi verin adamların. Kaç mermisi kaldığını. Bir yer bulamadım. Ya Mert sallama. 13-4'ten bu maçı veremezler şu anda. Finali kim alır? Yani finali Astralis alacak ya, o belli bir şey. Diyorum çünkü Astralis şey pardon Navi, yani Astralis'te böyle oynadıklarında çok fazla şey yapamıyorlar. Galip gelemiyorlar çünkü Astralis Navi'ye çok ters yelem. Helal Nav, kaç vurdun? 4 vurmuşsun Nav, helal lan sana. ...250 kişiye kısap hediye edeyim mi? Edersen yayını bugün yapmayacağım ama. Emre abi çok zor ya. Navi'ye çok ters geliyor şey. Nedir adı? Astralis. Evet bu arada Berkcan. Navi'de Edward'ın yerine Hobbit'i alırlarsa o takımda çok büyük şeyler değişir. Yani simple olsa da şöyle düşün. Orada bir simple var. Tamam mı? Kanka şimdi bir simple var orada. Kim var? Elektronik var. Zeus var. Hani Zeus'u siktir et. Edward var. Edward da siktir et. O da çok vuramıyor. Kim kaldı oğlum? Bir Simple'la elektronik kaldı. Beşinci oyuncuları kimdi onların? Unuttum beşinci oyuncularını. Flame'i. Ha bir de Flame'i var bak vurursa. Üç kişi vurursa vuruyor. Bu takıma baksana kanka yani. Hani Zipnix vurmuş. Device vurmuş. Duple vurmuş. Magix vurmuş. Magix ilk el 5 vurdu, ondan sonra yatmış hani çocuk. Glaive. Yani Glaive dediğin adam in-game'lidir. Ama bazen hani maç taşıyor çocuk. Yani şey çünkü bu takımın her an ne yapabileceği hiç belli olmuyor. Çok şey geliyor diğer takımlara. Mesela şeyin de bu kadar çıkabilmesi tamamen şans eseriydi. Kompleksinin. Kompleksinin de buralara kadar çıkabilmesi tamamen şanslı yani. Aynen. Yeni eve taşınıyorlar. Yalnız bunu alırlarsa, bu turnuvayı da kazanırsa Astralis son iki majörü kazanmış olan takım olacak. Yasin, ha, o konuda konuşmuyorum. Şu anda Liquid yenildiğini zaten benimsedi yani. Kime ne, kime ne, kime ne? Abi nereden izliyorsun? Oyundan. Magix öldü mü? Ölmedi. Biri kaldı ya. Ama Astralis'in bu kadar iyi olmasının en büyük sebebi, bak ben hala söylüyorum bunu. Astralis'in bu kadar iyi olmasının en büyük sebebi koçları. Koçları cidden çok iyi. Çok iyi bir koçları var. Yani adam iyi analiz yapıyor. Takımları iyi kontrol ediyor, check ediyor. Bakıyor yani kim kimdir. Ne şeyleri var. Bak mesela ilk el yaptıkları taktik tamamen şeydi mesela, böyle maçın nasıl gideceğini gösteriyordu. Scream Fanatiği gitsin. Scream'den hiçbir şey olmaz ya. Dex'im final değil, yok. Yarı finalin ikinci karşılaşması. Trokat hangi konuda Berk'le aynı fikir demeyeyim. E-Lig Premier'i de kazandı. Temiz 500 bin dolar. Aynen öyle oğlum. Emre, Navi'yi çok severim ki benim en sevdiğim renkler sarı siyahtır. Tamam mı? Yani ama Navi'nin bu turnuvayı kazanması çok zor. Cidden çok zor. Ahmet Space hakkında konuşmuyorum. Hani maalesef. Hayır. Robin değil oğlum. Robin Chase'in koçu. Zonic. Buradaki Zonic. Tamam. Beşinci ellerini aldılar. Bakayım. Ya Tako ile şey Naf çok pasif kalmışlar. Neden bu kadar pasif kaldılar bilmiyorum ama.
Konok. Neden nefret ediyorsun? Sence Berk Espor'a geri başlasa başarılı olur mu? Kaan olur. Yani tahminen bir iki aya ihtiyacı olur. Böyle full bir şekilde çalışıp tekrar çok rahat bir şekilde denemem. Milip hakkında ne düşünüyorsun? Bence Milipoğlu'na... Made in Brazil birazcık daha zamana ihtiyacı olan bir takım. Cidden birazcık daha zamana ihtiyacı olan bir takım. Çünkü şey birazcık böyle daha karmalar. Ve orada şu anda taktikleri Fallen veriyor ama Tarık'a bırakacaklar diyebiliyorum. Taktik işini Tarık'a bırakacaklar ve Tarık'a bıraktıklarında ne olur göreceğiz. Tako 3 vurdu bu el. Hayret Tako. Hangi dağda kurt öldü? Kimene? Göreceksin abi. Buraya geleceğim. Yeni bir gün ve soracağım sana. Emre'cim beklerim. Buyur gel. Ya Akuku. Akucum. Ya o çok hani böyle şey çok zor bir soru. Cidden çok zor bir soru. SK'yken böyle değiller de şey değiştirdiler oğlum adamlar. Kadro değiştirdi. İki tane yeni oyuncu geldi. İki tane yeni oyuncuya adaptasyon süreci ne kadar zor biliyor musun? Ocaktaki majörü kıldım. Evet. Ben Tarık'tı diye hatırlıyorum. Bakmam lazım ama. Eliş senin ölmemen lazım ama öyle ya Diggle'a falan. Aa. Abi Scream gibi Kenies gibi oyuncuların bu kadar abartılmasının sebebi ne? Bedir, Han yani abartılmıyorlar aslında gayet iyi oyuncular. The Restriction yani hani fazla geliyor arada cevap verdiklerim de var yalan yok kaçırdıklarım da olabiliyor kusura bakma hani. Bakayım evet 6 saat olmuş ya. İsmail'cim iyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? Bilmiyorum Ahmet. 7. Bu maç buradan dönmez. Bak bu round bitirebilirler maçı diyeyim. Çekin keleşleri. Vurun milleti. Belki bakalım Berçi Glaive terörist takım mola aldı. Glaive belki diyecek ki bir el daha eko yapıp ondan sonra full AWP ile mi oynayalım modunda mı düşünüyor acaba? Ne demek İsmail'cim? Screaming Fanatic'le ya bilmiyorum Scream Fanatic'te ne yapabilir de bence çok büyük şeyler yapamazlar. Scream'e çok güvenmiyorum takım oyununda. Doğuş birazdan kapatacağım şu maçtan sonra. Yani şu anda maça bakınıyorum öyle. Hem de işte sizinle sohbet muhabbet ediyorum. Ata Bey cevap vermeyeceğim o soruya. Yani Zantares, Space veya Space'in oyuncuları veya Türkiye'deki diğer farklı oyuncular hakkında konuşmuyorum. Yasin orada 250 abone diyor. Bak 78 tane abonem var. O ne zaman 250 olursa 24 saat yayın yapar böyle maçları indirir anlatırım size de hatta yorumlarız böyle bak nerede hata yapmışlar, nerede ne yapmışlar diye. Bursa Spor mu? Ya Bursa Spor'daki oyuncuları döverim oğlum sıkıntı yok. Onları tanıdığım için. Onlarla hani bak Bursa Spor'dakiler benim kardeşim gibi çünkü tamam mı? Hani diğerlerinden daha farklılar. Özellikle Luntax, Muntax böyle. Yani onlar benim için daha farklılar dediğim gibi. Ben Luntax'a şu anda arasam küfretsem abi niye küfrediyorsun demez bana. Çünkü bak şöyle düşünün. Ben Luntax'ın annesiyle de konuşuyorum. Telefonda falan konuşuyorum yani. Zonic. Ay ay. Kimene. Bu eli bitti demiştim. Bak size demiştim. Tabii ki. Şu anda Bursa Spor'da oynuyorlar işte. G2
GG. Hadi yazalım. Biz de yazalım. GG. Kime ne, kime ne, kime ne. Kuyt attım gençler. Şöyle yapayım. Şunu şuradan alayım. Bakalım bakalım. Ben şimdi sizi kime yönlendireceğim biliyor musunuz? Şöyle yapayım. Bak. Zeon yayında sizi, tamam mı, Necati'ye yolluyorum. Arkadaşlar sizden ricam, Facebook, Twitter, Instagram ve Steam gruplarını takip ederseniz yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Ve hani yayınlardan haberdar olmanız beni gelip daha çok izlemeniz demek oluyor. Gelip izlemeniz bile benim için çok değerli. Oradan takip butonuna da basarsanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Cümleten iyi geceler.